Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere daha önce çalıştığım yaprak yapımını göstereceğim. Aldığınız ipinizin kalınlığına ve inceliğine göre tığınızın numarası değişecektir. Ben burada 1.6 kullanıyorum. Eliniz çok sıkı ise 1 numara büyük tığ kullanabilirsiniz. İlk önce 5 tane zincirle işlemimize başlıyoruz. Beş tane zincir çektikten sonra dip tarafına batıyorum. Çıpattık ve bu şekilde evet, ipimizi de buradan çıkardıktan sonra aynı şekilde diğer taraftan da çıkartıyoruz. Şimdi burada da 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Evet, buradaki ipimizi hafif sıkıştırıyoruz daha fazla gevşememesi için. Bir kere tığa doluyorum. Çektiğimiz zincirin tam orta tarafından çıkacağız. Evet, 3 kere de çıktık. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Tığa 3 kere doluyorum. İpimizi 3 kere doladıktan sonra tekrardan zincirimizin ortasından geçiyoruz. 1, 2, 3 ve 4. İpimize takıldığı için tekrar bir daha çıkıyoruz. Evet, 4 kere de çıktık. Gördüğünüz gibi gitgide yukarıya doğru büyüyor. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi tığımıza 4 kere doluyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 kere doladıktan sonra dik tarafına battım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 kere de çıktık. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bu tarafa yaptığımız işlemi diğer tarafa uyguluyoruz. Yani 4, 3, 2 diye devam edeceğiz. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincir çektim ve ortaya battık. 1, 2. Evet, ipimize takıldığı için tekrar yapıyorum. Burada dikkatli bir şekilde çıkartıyoruz. Şimdi araya 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi 4 tane dolamıştım ya burada. Burada da 3 tane doluyorum. Evet. Ve tekrar zincirin içerisinden geçiriyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi araya 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. İki tane doluyorum.
Şimdi 5 tane zincir çekip dip tarafına batacağım. Yani buradaki gibi 2-4 taneydi. 5 tane araya zincir çektiğimiz yer. Şimdi aynı şekilde burası da 1, 2, 3 ve 4'e tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincir çektikten sonra dip tarafa batıyoruz. Evet. Şimdi yaprağımızın iskeletini bu şekilde oluşturduk. Buradaki gibi etrafını dolacağım. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Evet. 3 tane zincir çektikten sonra tığa bir kere doluyorum. Bu şekilde zincirimizin içerisine 4 tane dolduracağım. Dört tane doldurduktan sonra 3 tane zincir çekiyorum ve tam dip tarafından 2 tane geçirdikten sonra devam ediyorum. Tekrardan 4 tane. Şimdi bir tane de arayı bu şekilde dolduruyorum. İçi 8 tane, kenarlarına da bir tane battım. Aynı şekilde baş tarafına da 3 tane zincir çekiyorum. Çektikten sonra tekrar dibinden, bakın burada 2 tane zincir gibi yer oluşuyor. Aynı şekilde oradan çıkardım ve şimdi içerisini dolduruyoruz. 5 tane. Ve 5. 5 tane doldurduktan sonra tam kenarındaki yer içerisinden bu şekilde batıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Tam dip tarafına evet. Şimdi aynı şekilde ortasını yapıyoruz. Ve 3. Üçüncüyü de 5 tane dolduktan sonra
4 tane oldu. Tepe 5 tane. Baş tarafına batıyorum. Battıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum ve dip tarafından bu şekilde çıktık. Evet, şimdi 5 tane zincir çektiğimiz yere geldim. Burayı şimdi 4 tane dolacağım. Tığımıza bir tane ipimizi aldıktan sonra 1 2, bu şekilde çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi 1 2, 2 defa da çıkıyoruz. 1 2. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Geriye doğru batıyorum. Buraya. Evet. Şimdi tekrardan 4 tane daha. 1 oldu. 2. 3 ve 4. Baş tarafına batıyorum. Tığımıza bir tane dolayıp şimdi burayı yaptığım gibi diğer tarafı da yapıyorum. 5 tane doluyorum.
Toplamda 8 tane olacak içerisi. 2, 4, 5, 6, 7 bir tane daha yaptığımızda 8. Daha önce buraya 3 tane zincir çekmiştik. 1 ve 2'ye batıyoruz. Burayla birleştirdik. Şimdi yaprağımızın stop kısmını yapacağız. Şimdi 10 tane zincir çekiyoruz. 10 tane zincir çektikten sonra her bir zincirin içerisinden bu şekilde her bir zincirin içerisine batarak bu şekilde balık sırtına benzer bir örgü şekli oluşuyor sap kısmında da. Burayı başa çıktıktan sonra tam arka tarafına burada kesiyorum ve burada bir sağlamlaştırma yapıyorum örgümüzün sökülmemesi için. Bu yaptığımız yaprağımızı şapkalarınıza, yeleklerinizin kenarlarına, yaptığınız çiçek motifleriyle beraber yaptığınız el işini tamamlayabilirsiniz. Sağlamlaştırmamızı yaptık. İsteğe göre üzerine örtü serip hafif ütü de yaparsanız daha da güzel duracaktır. Yapraklarımızı kolay yaprak yapımını elimden geldiğince sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Sayılarıyla. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Sizlere de kolay gelsin.